Arkadaşlar iyi akşamlar. Teknik editörümüz Sayın Erkan Uysal'la maçla ilgili görüşler açıklayacak. Sorunuz varsa daha sonra alıyoruz. Hocam buyurunuz. Tabii maçın başında yediğimiz gol, Gençler Birliği'nin bugün uygulamak istediği oyun stratejisi açısından da tabiri caizse tam böyle onlara fırsat tanıdı. Golden sonra tabii bastırdık, açık da verdik. Ama böyle sonraki golden sonraki pozisyondan sonra maçın geneline baktığımız zaman da rakibin çok fazla gelmediğini, kendi sahasında kapandığını, savunma yapmaya çalıştığını gördük ki bunu da iyi yaptılar. Açıkçası biz bugün oyunun genelinde oyuna hakim gibi görünürken ofansif anlamda çok da üretken olamadık. Pozisyonlarımız ikinci yarı vardı. Onları değerlendirsek belki maçın gidişatı daha farklı olabilirdi ama maalesef onları da değerlendiremedik. Sonuçta bizim için iyi bir karşılaşma olmadı. Yani beklentimizin yüksek olduğu bir karşılaşmada maalesef puansız dönüyoruz. Ama çok da fazla zamanımız yok işte. Birkaç gün sonra Cuma günü Akhisar'la oynayacağız kendi sahamızda. O maçı artık iyi hazırlanıp bu maçın olumsuz etkilerini üzerimizden atıp tekrar işin içerisine dönmek zorundayız ve iyi dönmek zorundayız. Cuma günü kendi sahamızda taraftarımızın önünde iyi bir mücadele ortaya koyup en azından bu karşılaşmada üzdüğümüz taraftarımızı, camiamızı orada mutlu etmenin yollarını arayacağız. Rakibi tebrik etmek lazım. İyi savunma yaptılar. Ellerine geçen fırsatı da değerlendirdiler. Sonuçta üzüldük tabii. Yani bugünkü maç iyi bir maç olmadı bizim için. Cuma'ya bakacağız artık. Yani yapacak çok fazla bir şey yok. Hatalarımız var tabii. Eksikliklerimiz var. Onları giderme adına daha fazla çalışacağız. Biz tabii değişim yaşayan bir takımız. Dolayısıyla bu değişimi yaşarken de bazı sancılar oluyor. Biraz daha zamana ihtiyacımız var gibi görünüyor. Çalışacağız. Bu eksikliklerimizi gidereceğiz. Yine Eskişehirspor olarak ligin üst sıralarında olacağız yani. Bunu ben görebiliyorum. Ama Cuma günü önemli bir maç bizim için. O maçı kazanmak lazım. Ondan sonra tekrar ligin üst sıraları ile alakalı gelecekle ilgili planlarımızı yaparız. Teşekkür hocam. Futbolcularımız Hürriyet Gücel ve Tarık Çamlar maçla ilgili görüşlerini açıklayacaklar. Buyur Hürriyet. Takım olarak bugün iyi konsantre olamadık. İlk yarıda oyuna çok kötü başladık. Neticesinde golü gördük. Biz takım olarak haftalardır iyi oynayan bir ekibiz. Ama maalesef bugün futbol olarak bunu yansıtamadık. Her şeyden önce çok üzgünüz. Buraya kadar zahmet edip gelen taraftarlarımız gerçekten muhteşemdi. Söyleyecek bir şey yok, hemen toparlayıp Cuma günkü karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Teşekkür ederim. Hürriyet abinin dediği gibi bugün istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Kötü goller yedik. Son haftalardaki futbolumuzu da ortaya koyamadık ama bir an önce bu maçı unutup Akhisar maçına konsantre olmamız lazım. Çünkü bizim için çok önemli. Az kaldı yani Akhisar maçına. İnşallah iyi çalışıp Akhisar maçını daha iyi geçireceğiz. Teşekkürler. Sorusu olan var mıdır? Hürriyet kaptanı ben tebrik ediyorum. Kutluyorum. Öyle bir mutsuzluk halinde evladının